Günaydın, 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 günaydın. Bugün 15 Şubat 2020 günlerden cumartesi, saatlerimiz 9'u gösteriyor. Ben Sinan Fıstıkoğlu. Bir haftalık aranın ardından yeniden sizlerle birlikteyiz efendim. Son bir haftada, özellikle son 24 saatte Türkiye'de de dünyada da ziyadesiyle mühim gelişmeler yaşandı. 2 saat sürecek programımızda tüm bu gelişmeleri enine boyuna ele alacağız. Haberlere birlikte bakacağız. Gazete başlıklarını her hafta olduğu gibi birlikte değerlendireceğiz ve yorumlayacağız. Bugün çok kıymetli bir de konuğumuz olacak programımızın ikinci bölümünde. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel saat 10'dan itibaren stüdyo konuğumuz olacak. İdlib'de yaşanan gelişmeler, CHP'deki CNN Türk krizi, Türkiye'de ve dünyada yaşanan tüm meseleleri enine boyuna Mustafa İlker Yücel'le bugün konuşmaya gayret edeceğiz efendim. Mühim bir 24 saati geride bıraktık. Sizin keyfiniz nasıl? Her şey yolunda mı bilmiyorum ama Türkiye'de yolunda gitmeyen şeyler maalesef vardı. Dün yine İstanbul'da bir facianın eşiğinden dönüldü. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen 5.8'lik depremde zarar gören binalardan bir tanesi büyük bir gürültüyle çöktü. Günün şüphesiz yürekleri en ağza getiren, en çok korkutan, ürküten haberlerinden bir tanesiydi. Neyse ki korkulan olmadı. Ölen ya da yaralanan yoktu. Zira bina daha önceden boşaltılmıştı. Birazdan İstanbul Valisi Yerlikaya'nın açıklamalarını sizlerle paylaşacağım efendim. Malumunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan ziyaretini tamamladı. Pakistan parlamentosunda dün tarihi bir konuşma yaptı. Önemli mesajlar verdi. Peki parlamentoda o mesajlar nasıl karşılandı, nasıl karşılık buldu derseniz eğer birazdan görüntülerini sizlere aktaracağım. Efendim önemli günün gündem maddelerinden bir tanesi. Son birkaç gündür ana haber bültenlerinde de görüyor olabilirsiniz. AK Partili Burhan Kuzu'nun Zindaşti davası ile ilgili hakim ve savcılara baskı yaptığı yönündeki iddialar gündemde ön sıralarda kendisine yer bulmuştu. İşte Burhan Kuzu hakkında o iddiayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıntılarını birazdan paylaşacağım efendim sizlere. Lütfen sizler de bizlerle görüş, fikir, öneri ya da eleştirilerinizi paylaşınız. Nasıl ulaşayım efendim diyecek olursanız alt bantta gördüğünüz telefon numaralarımız var. Hafta sonu etiketiyle sosyal medya hesaplarımız var. Ya da elektronik postamız var. Bizlere her türlü ulaşabilirsiniz. Yayında, kanalda zira sizlerindir. Şimdi dünün en korkutan, en ürküten haberi demiştik. İstanbul Bahçeli Evler'de İstanbul depreminde etkilenen ve daha önceden boşaltılan bir bina büyük bir gürültüyle dün çöktü. Ancak daha önceden boşaltılıp boşaltılmadığı çökme anında bilinmediği için haliyle yürekler ağza geldi. Korkulan olmadı, ölen ya da yaralanan yoktu. Açıklama Vali Yerlikaya'dan geldi. İzleyelim, gazetelerle devam edeceğiz. 5,5 saati aşkın zamandan beri biliyorsunuz arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Hacı Temur apartmanı henüz belli olmayan bir sebepten dolayı yıkıldı. İki şeyin üzerinde durduk. Birincisi şu, 27 Aralık'ta bu Hacı Temur apartmanı 26 Eylül 5.8 Silivri depreminden sonra yapılan ileri tetiklerden sonra riskli oldu. Dolayısıyla 6306 sayılı kanun gereğince Bahçeli Evler Belediye'miz tarafından burası boşaltılmış. Tevafuk yarın bu aslında yıkılacaktı belediye'miz tarafından. 60 günlük sürenin sorun gelmeden. Bir vatandaşımız enkazın altında bir kişinin kaldığını gördüğünü söyledi. Narlı Sokağı'nın normal kod seviyesine kadar bu arama tarama yapıldı fakat hamdolsun herhangi bir kimseye rastlanmadı. Binanın neden yıkıldığına dair bir tespit var mı efendim? Cumhuriyet Savcılığımız, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız biliyorsunuz bir açıklama yaptı. Dedi ki ben bu binanın yıkılmasıyla ilgili artık benim muhtemelim. Ben bunu araştırıyorum. Dolayısıyla bu işin yönetimi tamamen Cumhuriyet Savcılığımızın yönetiminde. Geçmiş olsun diyelim İstanbul'a, Bahçeli Evler halkına ölen ya da yaralanan olmaması
teselli edecek kısmıydı işin. Hemen bugünkü gazete başlıklarına bakacağız. Hangi gazeteler hangi başlıkları manşetlerine taşımışlar? Birlikte bir bakalım her zaman olduğu gibi. İlk gazetemiz Aydınlık Gazetesi'dir. Buyurunuz efendim. Aydınlık Gazetesi'nin manşetinde heyetin başkanı Abdullah Gül'dü başlığını görüyoruz. Kime ait efendim bu sözler? Görevden alınan ve yargılanmasına başlanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili. Diyor ki haberin ayrıntısında, FETÖ üyeliği suçlamasıyla yargılanmaya başlayan Oğuz savunmasında 2010'da Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki FETÖ okulu ziyaretinde heyetin başında dönemin Cumhurbaşkanı Gül'ün olduğunu söyledi. Duruşmaya CHP Genel Merkezi'nden hiçbir yöneticinin katılmaması dikkat çekti dedi. Dün bizim de hem gece bültenimizde hem de ana haber bültenimizde yer alan önemli haberlerden bir tanesiydi. Bu haberin ayrıntılarını izlemenizde fayda var. Sonra devam edeceğiz. CHP'nin FETÖ üyesi olmak suçuyla tutuklu bulunan Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya CHP Genel Merkezi'nden kimse katılmadı. Duruşmada sadece CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve duruşma salonunu doldurmayan partililer ve izleyiciler vardı. FETÖ'den tutuklanınca açığa alınan Burak Oğuz, FETÖ'nün İzmir Genç İş Adamları Derneği yöneticiliği, mahrem imamlarla Amerika Birleşik Devletleri ve Afrika'daki ülke ziyaretleri, FETÖ'ye müzahir kurum ve çok sayıda kişinin şirketlerinin muhasebe defterini tutması, HTS kayıtlarında mahrem imamlarla olan yoğun telefon trafiği hakkında kendini savundu. Oğuz, FETÖ'ye üye olma suçlamasını ve Buca sohbet imamlığı suçlamalarını reddetti. İddianamede yer alan, mahrem imamlarla olan yoğun telefon trafiği ve ilişkiler ağına FETÖ'cü olduklarını bilmiyordum, savcılık sorgumda öğrendim, şok oldum ifadeleriyle açıklık getirdi. Mahkeme başkanı ve üyeler sık sık savunma arasında girerek Burak Oğuz'a sorular yöneltti. Oğuz, mahkeme başkanının FETÖ'nün İzmir'deki önemli yapılanmalarından İGİ'de ne zaman, neden üye olduğunuz sorusuna hatırlamıyorum. Afrika ile iş yapmak istediğim için üye oldum. Afrika benim çocukluk hayalim yanıtını verdi. Mahkeme heyeti savunmasında Afrika'ya seyahat etmenin çocukluk hayali olduğunu söyleyen CHP Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'un iki Afrika ziyaretleri üzerine yoğunlaşan sorular yöneltti. Oğuz, 2010'daki Demokratik Kongo Cumhuriyeti ziyaretinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de olduğunu söyledi. CHP'li FETÖ tutuklusu Burak Oğuz, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de bulunduğu seyahatle ilgili ayrıntıları anlattı. O dönem Afrika açılımı yapılıyordu. Devlet iş heyetlerini götürüyordu. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf'la Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün de vardı. Tek başıma FETÖ okuluna gitmedim. Heyet olarak gittik. İki kız çocuğu Sayın Gül'ün önünde İstiklal Marşı okudu. Devlet üst düzey katılım sağlamıştı. Burak Oğuz'a 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Hava Üssü'nde yöneten 5 sivil imamdan biri olan Hakan Çiçek'le olan telefon görüşmeleri de soruldu. Oğuz, şirket kurmak için görüştüm, şimdi görsem tanımam yanıtını verdi. CHP'li Belediye Başkanı Burak Oğuz, savcılık sorgusunda tanımadığını söylediği FETÖ'nün mahrem imamı Hüseyin Çakıroğlu ile birlikte Amerika'ya gidiş gelişini itiraf etti. Mahkeme Başkanı Hüseyin Çakıroğlu'nun sadece Burak Oğuz'la konuşmak için cep telefonu hattı olduğunu söylemesi üzerine şok oldum, benim bu işle ilgim yok dedi. Oğuz, Amerika'da Çakıroğlu ile birlikte olmadıklarını, Çakıroğlu'nun konuşmalarından Fethullah Gülen'le görüştüğünü anladığını belirtti. CHP'li Urla Belediye Başkanı hakkında 2016'da gazetelerde FETÖ'cü haberleri çıkmıştı. Hakim neden tekzip etmediniz diye sordu. Burak Oğuz'sa partime danıştım, bekleyelim, görelim dediler. Ben de bunu tercih ettim yanıtını verdi. Mahkeme 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istenen Burak Oğuz'un savunma ve sorgusunun ardından tanıkların dinlenmesi aşamasına geçti. Aydınlık Gazetesi'nden bir diğer haber başlığıyla devam ediyoruz. Masada temas, sahada gerginlik bir diğer haber başlığı. İdlib'de yaşanan gelişmelere yer verilmiş Aydınlık Gazetesi'nin bu haberinde. Türkiye ve Rusya İdlib temaslarını sürdürüyor. Suriye operasyonlara devam ederken muhalifler helikopter düşürdü. İsrail de Şam'ı füzelerle vurdu deniliyor haberin alt başlığında. Son başlığı da hemen aktaralım. Türkiye'nin görevi KKTC'nin önünü açmak,
Bu sözlerse Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzioğlu'na ait. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün Kapalımaraş bölgesinde yapılacak toplantı öncesi aydınlığa konuştu. Feyzioğlu, KKTC'nin ve Türkiye'nin niyeti Maraş'ı eski sakinleri veya onların mirasçılarıyla canlandırmaktır dedi deniliyor haberin ayrıntılarında. Aydınlık Gazetesi'nin ardından sıradaki gazetemiz efendim kuvvetle muhtemel Hürriyet Akşam Gazetesi'ymiş, affedersiniz. Hemen başlığına bakalım, manşet başlığına bakalım. MİT kumpası Amerika'da hazırlandı haberin başlığı. 7 Şubat MİT kumpası iddianamesi açıklandı. FETÖ imamlarının 15 Temmuz'daki gibi Pensilvanya'ya giderek talimat aldıkları, dönüşte de Hakan Fidan'a yönelik operasyonun düğmesine bastıkları ortaya çıktı deniliyor haberin alt başlığında. 10 gün Amerika'da kaldılar ve Karlov'daki isim kumpasın içinde haberin bir diğer alt başlığı. Ancak bizim haber bültenlerimizde de bugünkü gelişmeler, dünkü gelişmeler, gerçekten çok güzel hazırlanmış bir bültenimiz vardı. Övünmek gibi olmasın. Arkadaşlarımın hepsinin ellerine sağlık. Bu MİT kumpasının iddianamesiyle ilgili haberi ayrıntılarıyla bir izlemenizi öneririm. Önemli bilgilere ve detaylara yer veriliyor zira. Sonra devam ederiz canım. FETÖ'nün MİT kumpası ile ilgili soruşturmasında 34 şüpheli hakkında müebbet istendi. FETÖ'nün MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik 7 Şubat 2012'deki kumpası ile ilgili soruşturma tamamlandı. İddianamede 15 Temmuz darbe kalkışmasına kadarki süreçte FETÖ-PYD'nin nihai hedefe ulaşmak için hükümetle mücadeleye girdiği belirtildi. Şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Fethullah Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor. İddianamede Gülen'den doğrudan talimat alındığı belirlendi. Talimat sonrası örgütün emniyet ve yargı imamlarının ülkeye geri dönüşünde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtildi. 7 Şubat MİT kumpası iddianamesinde kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ üyesi mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespit edildi. İddianamede FETÖ-PYD'nin amacı doğrultusunda birçok yasa dışı eylemini kamu kurumlarına ve idarelere sızdırdığı mensupları aracılığıyla ve kamu görevini ifa görünümü altına gizleyerek gerçekleştirdiği vurgulandı. Birçok yasa dışı casusluk maksadı da içeren faaliyete imza attığı anlatıldı. Akşam gazetesinin diğer haber başlıklarına da bakalım. Çanakkale o gün neyse Keşmir'de o, bir diğer haber başlığı. Bu sözlerse Pakistan gezisini tamamlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ait. Başkan Erdoğan, Pakistan ziyaretinin ikinci gününde parlamentoda gerçekleştirilen Ulusal Meclis ve Senato ortak oturumunda konuştu deniliyor haberin alt başlığında. Ve ayrıntılarında da bu konuşmanın öne çıkan satır başlarına yer verilmiş. Ben o konuşmayı zaten birazdan getireceğim ekranlarınıza. O yüzden de şimdi detaylarına girmiyorum. Yine bir haber başlığı Akşam Gazetesi'nden. Süre işliyor, sevkiyat sürüyor. Bu haber başlığı da İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili. Hemen ayrıntılarına bakalım. Rejime Şubat sonuna kadar süre vermiştik deniliyor. Rejime Soçi mutabakatı sınırlarının dışına çıkması için verilen süre dolarken TSK Hatay sınırı ve İdlib'deki gözlem noktalarına askeri sevkiyatını sürdürüyor deniliyor haberin ayrıntılarında. Bir rejim helikopteri daha düşürüldü diye de ayrı bir başlık açılmış ve fotoğraf karesi de o yanan helikopterin, düştükten sonra yanmaya başlayan, parçalanan helikopterin detaylarına dair kül olmuş, parçalanmış helikopterin görüntüsüne yer verilmiş Akşam Gazetesi'nde. Devam edelim efendim sıradaki gazetemizle. Akşam Gazetesi'nin ardından sıradaki gazetemiz Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde dikeye fren yataya geçiş başlığını görüyoruz. Konu yapılaşmayla ilgili. Özellikle İstanbul'da bundan böyle dikey değil de yatay yapılaşma olacağı anlatılıyor. Hatırlarsınız yaklaşık bir sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yapılar hiç hoş değil, İstanbul'a biz ihanet ettik, kıymetini bilemedik demişti. İşte o günden itibaren de bir süreç işlemeye başlamıştı. Dikey değil, yapılar yatay olacak denilmişti. İşte o geçişin haberi bugün Hürriyet Gazetesi'nde bu şekilde yer bulmuş. Kentlerin silüetini bozan dikey yapılaşmaya karşı
tarihi bir adım atıldı deniliyor. Şehirlere nefes aldıracak yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi ve yeni düzenlemenin detaylarına yer vermiş Hürriyet gazetesi. Bu haberin hemen altında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan Cumhurbaşkanı ile bir fotoğraf karesine yer veriliyor. Dün Çanakkale, bugün Keşmir haberin başlığı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan halkının Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na yaptığı yardımlara değindi. Güzel bir konuşma yaptı Sayın Cumhurbaşkanı Pakistan parlamentosunda. Zaman zaman o konuşma, o oturumu takip eden parlamento mensuplarının, milletvekillerinin garip bir refleksiyle kesildi. Sürekli önlerindeki masalara vurdular. Aslında bu onlar için teşekkür anlamına geliyormuş. Ben de sonradan anladım ve öğrendim. İzleyin güzel görüntüler. Keşmir sorunu çatışma veya baskıyla değil, ancak adalet ve hakkaniyet temelinde çözülebilir. Sen ey yüksek şanlı azim nişanesi, Pakistan toprağı, imanımızın merkezi şad ol. Muhabbetiniz ve sabrınız için. Güzel görüntülerdi parlamentodaki bu görüntüler. Sık sık Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması hem alkışlarla hem sıralara vurulmasıyla kesildi. Önce bir şaşırdım hatta bunu seyrederken. Yani protesto mu ediyorlar, niye masalara vuruyorlar diye. Çünkü bu üslup genelde dünyanın her yerinde protesto anlamına gelir. Halbuki o muhabbeti, sevgiyi ve saygıyı temsil eden bir davranışmış. Bu görüntüleri de sizlere aktarmış olalım efendim. Hürriyet gazetesinden son başlığımız, biat kültürü yakışmıyor. Şimdi biliyorsunuz CNN'e çıkmama kararı var. CNN'in yanlı yayın yaptığı gerekçesiyle CHP'li vekillere ya da CHP'lilere böyle bir talimat gitti efendim parti yönetiminden. Dendi ki CNN Türkiye çıkmayacaksınız. Ama çıkanlar oldu, o yasağa uymayanlar oldu. İşte o kişiler de disipline sevk edildiler. Onlardan bir tanesi de devlet eski bakanlarından Mehmet Sevigen. Mehmet Sevigen büyük ihtimal yarın bu stüdyoda konuğumuz olacak. Ama bakın haberin ayrıntısında ne diyor? CNN Türk programlarına katılmama yönündeki parti kararını ihlal ettikleri gerekçesiyle disipline sevk edilen 3 CHP'li tepki gösterdi deniliyor. O tepkilerden bir tanesi Koca Sakal'a ait, diğeri Çiçeğe ait, diğer tepki de Mehmet Sevigen'e ait. CNN Türk gazi bir televizyon, yasak doğru değil dedi deniliyor haberin ayrıntısında. Sıradaki gazetemizle devam edelim efendim. Hürriyet gazetesinin ardından sıradaki gazetemizi Kıvanç Bey Milliyet olarak tercih etti. Bugün Savaşın Çocukları manşet başlığı bugün Milliyet gazetesinde. Burada bir fotoğraf karesi var. Bu fotoğraf karesi dün düşürülen helikopter görüntüsünün fotoğrafı. O helikopter görüntüsünün etrafında da dikkat ediniz efendim, çocuklar var. Çünkü o helikopter düştükten sonra alev alev yanmaya başladı ve o ısıyla da çocuklar ısınmaya çalıştılar. Çok içimi acıtan, çok içime dokunan görüntülerden bir tanesiydi bu düne dair. Bir helikopter düşürülüyor ve onun yanan parçalarının etrafında savaşın çocukları ısınmaya çalışıyor. Böyle bir dünya maalesef ve öyle bir hayat maalesef bu noktadaki hayat. Haberin ayrıntısında da deniliyor ki doğduğundan beri kan, ölüm ve yastan başka bir şeye tanık olmayan Suriyeli çocuklar Halep kırsalında düşürülen rejim helikopterinin ateşiyle ısınıyor. Yani bazen hakikaten sinirim bozuluyor. İnsanın insan olduğunu sorgulaması gereken bir görüntü aslında bu. Maalesef ki bir çocuğun yeri okulken, ailesinin yanıyken, çocuk parkıyken bu çocuklar düşürülen bir helikopterin etrafında ısınmak zorunda kalıyorlar diyelim. Ve tabii ki son bulmasını temenni edelim bu görüntülerin. Yıkıntı kuşları diye de bir başlık atılmış bu habere. Hemen bu haberin altındaysa, özür dilerim, yanındaysa karantina tahliyesi başlığı var. Biliyorsunuz Çin'den getirilmişti yaklaşık 40 kişi ve
karantinaya alınmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaklaşık 2 hafta boyunca koronavirüsü tehdidi nedeniyle bu getirilen kişilerin karantinada tutulacağını açıklamıştı. İşte o süre doldu. Haber başlığıysa görelim Kıvanç, biraz tekrar yukarıya al gazeteyi lütfen. Diyor ki karantina tahliyesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karantina süreleri dolan vatandaşları hastanede ziyaret etti deniliyor. Biz de buradan geçmiş olsun demiş olalım bu vatandaşlarımıza. 99 üründe hile ifşa edildi. Bir diğer haber başlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ürünlerinde hile yapan 74 firma ve 99 ürünü ifşa etti deniliyor. Araya gitmeden önce bu haberin haberini izleyelim. Bunun bir açıklaması vardı. Dün Tarım ve Orman Bakanı'ndan geldi açıklama. İfşa edilen ürünlerle ilgili dikkat çektiği önemli noktalar vardı. Buyurun izleyin. Sonra bir ara vereceğiz. Bana gelmeseniz de olur. Gıda konusunda biliyorsunuz, ifşalar konusunda çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. Denetimler konusunda çok ciddi çalışmalarımız devam ediyor. 74 firmaya da ifşa ederek tam 99 ürünle ilgili ifşalarımıza devam ediyor olacağız. Bütün çabamız ve mücadelemiz Türkiye'de 4 dörtlük 7'den 77'ye herkesin yiyebileceği sağlıklı gıdalar tam anlamıyla istediğimiz şekilde üretilene kadar bu çabamız da devam edecek. Bunu da herkes buradan böyle bilsin. Pazartesi ayrıca tüm ülkede yine bir denetim seferberliğine başlıyoruz. Ürün bazlı denetim seferberliğiyle 6 gün devam edecek. Bu denetim seferberliğimiz de tüm ülkede pazartesi itibariyle başlıyor. Gazete başlıklarıyla devam ediyoruz. Sıradaki gazetemiz Milliyet Gazetesi'nin hemen ardından efendim Sabah Gazetesi olacak. Sabah Gazetesi'nin manşetinde bugün Özgür Özel'le ilgili bir haber var. Özgür Özel'in ettiği iddia edilen, sarf ettiği iddia edilen bir sözle ilgili, malumunuz CHP'li belediyeler işten çıkarmayla gündeme geldi bir dönem. Ve işte o işten çıkarmalarla ilgili CHP'li Özel, temizledik ifadesini kullanıyor. Ne diyor? Mağdur işçiler için asalakları temizledik dediği iddia ediliyor. İşte o iddia ile ilgili bir haber başlığı var. Diyor ki haberin başlığında, Kıvanç görebilir miyim başlığı? Özel'e suç duyurusu. Ayrıntılarına da bakalım. CHP'li belediyelerde işten atılan mağdur işçiler için taslak asalakları temizledik diyerek aşağılayan Özgür Özel'e tepkiler çığ gibi büyüyor deniliyor. Haberin alt başlığında. Bu haberin hemen yanındaysa efendim Türkiye'ye yatırım yapan pişman olmadığı sözlerini görüyoruz. Başlığını görüyoruz. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan Pakistan parlamentosuna hitap etti. Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda önemli mesajlar verdi deniliyor haberin alt başlığında. Kadir'in telefon kayıtlarında tanışma izi yok, bir diğer haber başlığı. Sosyal medyada özellikle gündem olan konulardan bir tanesi, hatırlayacaksınız. Kadına şiddet uyguladığı iddia edilen bir kadını araya girerek önlemeye çalışırken yanlışlıkla adamı öldürdüğü iddia edilen Kadir'in haberi efendim. Dayak yiyen kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen 20 yaşındaki Kadir Şeker'in telefon kayıtları incelendi. Kadın ve sevgilisiyle bir görüşme tespit edilmedi deniliyor haberin alt başlığında. Mehmetçik yolu kesti bir diğer haber başlığı. Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'in can damarına konuşlanarak sivilleri hedef alan Suriye rejiminin önüne dikildi deniliyor haberin alt başlığında. Evet, yani tabii sınıra sevkiyat devam ediyor. Özellikle komando birlikleri çok yoğun şekilde sevkiyatı devam edilen unsurlardan bir tanesi. İdlib'de yaşanan gelişmeleri rica edelim Kıvanç'tan ve Ali'den ekrana getirsin. Bir görelim neler oluyor bu sıcak noktada, sonra devam edelim.
Soçi mutabakatı kapsamında İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi devam ediyor. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandoyu taşıyan konvoy Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri konvoy içinde sinyal kesici askeri araçlar ile zırhlı askeri ambulanslar da bulunuyor. Bir tır konvoyu ise askeri teçhizatlarla Reyhanlı'ya geldi. Yüzün üzerinde tank, kirpi, zırhlı iş makinesi ve askeri araç güvenlik önlemleri altında tırlardan indirildi. Konvoy geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Gaziantep'teki sınır birliklerine ise tank ve fırtına obüsü takviyesi yapıldı. Konvoy Gaziantep'in İslahiye ilçesinden İdlib bölgesine gönderildi. Evet efendim, Yeni Şafak gazetesi sıradaki gazetemiz Sabah gazetesinin ardından sürmanşette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Pakistan ziyaretinde yaptığı konuşmaların başlığına yer verilmiş. Dün Çanakkale, bugün Keşmir haberin başlığı. Hemen bu haberin altında ise işte 7 Şubat'ın adil öksüzü başlığını görüyoruz. Ayrıntılarına da bakalım. FETÖ'nün hükümetle açıktan ilk savaşı olan 7 Şubat 2012'deki MİT kumpasının ayrıntıları ortaya çıkıyor. O dönem FETÖ'nün emniyet imamı Çetin Özgür 15 Temmuz'un bir numarası adil öksüz gibi kumpastan hemen önce Pensilvanya'ya gidip Gülen'den son talimatı aldı. MİT Başkanı Hakan Fidan tutuklanmak için ifadeye çağrıldı deniliyor haberin ayrıntısında. Biraz önce de bu haberi zaten ekranlarınıza taşımıştık efendim. Boş bina çöktü. Yeni Şafak gazetesinin bir diğer haber başlığı. İstanbul Bahçeli Evler'de iki katı kaçak 7 katlı binanın çökmesiyle ilgili haberi taşımış ve enkazın fotoğraf karesine yer vermiş Yeni Şafak gazetesi. Son başlığımızsa Zayed'in işkencecileri, alt başlığını da aktaralım sizlere. Yemen'deki iç savaşta Birleşik Arap Emirlikleri'nin paralı askerleri yüzlerce kişiyi suikastla öldürdü, işkence etti. Mağdurlar İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye'de açılan davalarda yaşadıklarını anlattı deniliyor haberin alt başlığında. Yeni Şafak gazetesinin ardından sıradaki gazetemizle devam ediyoruz efendim. Yeni Şafak'ın ardından sıradaki gazetemiz Türkiye gazetesi ve manşetinde kumpas ağını böyle ördüler başlığı var. FETÖ'nün Hakan Fidan'a kurduğu tuzak Halkbank tezgahı ve Carlo suikastinin ilk adımıymış deniliyor haberin ayrıntısında. İlk darbe girişimi olarak da ayrı bir başlık atılmış. Dün iddianamesi tamamlanan MİT tırları davasıyla ilgili gelişmeler gazetede kendisine böyle yer bulmuş. Karantinada 307 sürprizi bir diğer haber başlığı efendim. Kandil'in siyasi ayağı HDP'li Mensur Işık denmiş ve iki hafta geçmeden diye de ayrı bir başlık var gazetede. FETÖ'cüler Kılıçdaroğlu'yla görüşmelerinden 12 gün sonra MİT kumpasını yaptı deniliyor Türkiye gazetesinde haberle konuyla ilgili. Türkiye gazetesinin ardından sıradaki gazetemizle devam edelim. Sıradaki gazetemiz Karar gazetesi. Karar gazetesinin manşetinde şeffaflık kaygısı bağışı azalttı. Konu şu efendim, bu başlıkla ilgili konu şu. Yardımsever bir milletizdir biz. Yardım etmeyi severiz. Ancak yapılan bir araştırmaya göre yardım oranlarının azaldığına dikkat çekilmiş. Neden azaldığı sorusuysa şu şekilde yanıt bulmuş. Acaba yardımlar yerine ulaşıyor mu ve her şey yeterince şeffaf mı? İşte sadece bir şüpheyle insanlar yardım etmekten, vicdanlarından, paylaşma isteklerinden bile vazgeçebiliyorlar. Maalesef şeffaf olmak hep önemlidir. Katliamdan kaçanı soğuk öldürüyor bir diğer haber başlığı efendim. Sosyal medyada siyasi ayak soruları bir diğer haber başlığı gazeteden ve son başlıkta 14 Şubat'ın bir de karanlık yüzü var başlığını görüyoruz. Yani dün 14 Şubat'tı ya, dünyanın en saçma günlerinden biriydi ya dün.
Sevgililer Günü. Yani hiç adetimizde, örfümüzde olmayan ama sonradan bize empoze edilen, dayatılan saçma sapan günlerden bir tanesiydi dün. Hediyeler alındı, resimler paylaşıldı, bana fenalıklar geldi sosyal medyada çiçek, böcek ve çikolata görmekten. Ama gazete güzel bir şeye dikkat çekiyor. Diyor ki dün 14 Şubat'tı, hediyeler alındı, şu oldu, bu oldu falan filan ama bir de sadece son bir yılda, yani geçtiğimiz 14 Şubat'tan bu 14 Şubat tarihine kadar öldürülen, katledilen kadın sayısını hatırlatmış bizlere. Çok da iyi yapmış gazete. Sayı fevkalade korkunç, 474. 365 gün geçiyor bir önceki saçma sevgililer gününden ve bugüne geldiğimizde 474 kadın öldürülmüş. Yani her gün birden fazla cana kıyılmış bu ülkede. Onun için sevgi günü olması, her günün insanın sevgiyle gününü, her insanın sevgiyle geçirmesi aslında daha önemli. Böyle abuk subuk günlere inanıp da gidip paranızı harcayıp da o bu Amerikan özentiliği yapmayınız, sinirimi de bozmayınız diyerek devam ediyoruz efendim. Sıradaki gazetemiz bu gazetenin ardından Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nde bugün emekli Genelkurmay Başkanı'nın Sözcü Gazetesi'ne vermiş olduğu röportaj manşette yer alıyor. Sivrisineklerle mücadele ettik ama bataklığı kurutamadık. Haber başlığı bu sözlerse eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök'e ait. Şimdiki hayatına dair de bir fotoğraf karesi yer almış. Urla'da balık tutan ve balığıyla resmi var. Çok iyi yapıyor bence. Hayatının kalan kısmında daha steril, daha huzurlu ve daha rahat bir hayat yaşamaya çalışıyor. Elbette ki gönül mücadelesi devam ediyordur. Ama diyor ki 2002-2006 yılları arasında görev yapan Özkök, FETÖ'cülerle mücadele konusunda diyor ki MİT ve Emniyet İstihbaratı bu gibi yapılara bulaşanları bildirdiğinde onları disiplindekilerden dolayı yaş kararıyla, disiplinsizliklerinden dolayı yaş kararıyla ordudan ihraç ediyorduk deniliyor haberin ayrıntısında. İstanbul'da 5.8'lik depremde hasar gören iki katı kaçak 7 katlı bina böyle çöktü deniliyor ve çöken binanın enkazının fotoğrafına yer verilmiş ve son günlerin en çok konuşulan konularından bir tanesi bugün Sözcü Gazetesi'nin ön sayfasında yer alan haberlerden bir tanesi. Haber başlığı Kuzu'ya Zindaşti incelemesi. İstanbul Başsavcılığı harekete geçti deniliyor. İranlı uyuşturucu baronu Zindaşti'nin tahliye edilmesine aracılık yaptığı iddia edilen Kuzu hakkında inceleme başlatıldı deniliyor. Haberin ayrıntılarını dinlemek, öğrenmek ve anlamak isterseniz buyurun Kıvanç Bey. Beynat bir resim çizersin, onun altına Burhan Kuzu yazarsın. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu Burhan Kuzu hakkında inceleme başlattı. Doğrudan doğruya hiçbir ilgi ve alakası yok. Eski AK Parti milletvekili Burhan Kuzu'nun yargıya baskı yaptığı iddialarına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Tahtaya bir resim çizersin. Kuzu'nun suç örgütü liderliği ve cinayete azmettirme suçlarından tutuklanan İranlı Naci Şerif Zindaşti'nin tahliye edilmesi için yargı mensuplarına baskı yaptığı iddia edilmişti. Doğrudan doğruya hiçbir ilgi ve alakası yok. İnceleme, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun iddialara ilişkin bir evrakı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına göndermesi üzerine başladı. Komisyonu kuramadık. Dosya için Özel Soruşturma Bürosu'ndan bir savcı görevlendirildi. Sorunlar bir türlü bitmiyor ve bitmeyecek. Sözcü Gazetesi'nden bir başlık daha aktarmak isterim. Dün İstanbul Bahçeli Evler'de çöken binanın ardından Avcılar Belediye Başkanı'ndan bir açıklama geldi. Bizde böyle risk çok dedi. 1500'e yakın binanın tehlikede olduğuna dikkati çekti. Avcılar'da bunun gibi 1500'e yakın bina var deniliyor. Haberin vahametine, haberin ürkütücülüğüne, haberin korkunçluğuna bakar mısınız? İstanbul depremini konuşup duruyoruz. Geldi, geliyor, gelecek, o gün mü olur, bugün mü olur, artçı mıydı, öncü müydü derken sadece bir ilçede, İstanbul'un sadece ilçelerinden bir tanesi Avcılar. Sadece Avcılar'da 1500 bina yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Kaçı boş, kaçı dolu, kaçında ne kadar insan oturuyor, kaç aile yaşıyor bilmiyoruz. 1500 bina olduğunu biliyoruz. Hasbel kader yaşıyoruz. Allah yardımcımız olsun. Yetkililerden bir an önce o 1500 bina ile ilgili, Avcılar'ın dışındaki tabii diğer binalar için de geçerli bu, gereğinin yapılmasını, güçlendirilmesini, sağlamlaştırılmasını ya da tamamen tahliye edilip
yeniden yapılmasını beklediğimizi söylüyoruz. Devam edelim efendim. Sözcü gazetesinin ardından sıradaki gazetemiz Sözcü'nün hemen ardından Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesinin manşetinde halk borçla direniyor başlığını görüyoruz. Saraylarla donatılan ülkede 32 milyon kişi borçlu deniliyor haberin üst başlığında. Hemen bu haberin yanında ise Burhan Kuzu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı Burhan Kuzu hakkında başlattığı soruşturmaya yer verilmiş. Haberin başlığı Kuzu'ya inceleme, hakime ceza. Hemen bu haberin altında ise habere engel ve soruşturma başlığını görüyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın aldırmış olduğu bir erişim yasağı kararı ile ilgili haber. Şöyle deniliyor ayrıntısında: Albayrak, Kanal İstanbul güzergahında arazisinin olduğunun ortaya çıkarılması üzerine Cumhuriyet için, Cumhuriyet'in haberi için iki koldan harekete geçti. Albayrak'ın şirketi üzerine muhabirimiz Hazal Ocak hakkında kamu görevlisine hakaret iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Habere ise erişim engeli getirildi deniliyor haberin ayrıntısında. Devam ediyoruz efendim sıradaki gazetemizle. Cumhuriyet gazetesinin ardından sıradaki gazetemiz Yeni Çağ gazetesi. Yeni Çağ gazetesinin manşetinde bu sabah FETÖ'nün MİT'e kumpası ABD'de tezgahlandı deniliyor haberin başlığında. 7 Şubat 2012 MİT kumpası davasında savcılığın düzenlediği iddianamede yargı ve emniyetten sorumlu imamların FETÖ elebaşı Gülen'den aldıkları talimattan sonra Türkiye'ye dönüp eyleme geçtikleri belirtildi deniliyor haberin ayrıntısında. Vatandaşın sıkıntısı ekonomi ve torpil bir diğer haber başlığı Yeni Çağ gazetesinden. Sözlerse İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ait. Maraş'ı açma girişimi Rumları çıldırttı son başlığımız olsun. Dışişleri Bakanlığı ise konuyu Birleşmiş Milletler'e taşındı deniliyor haberin ayrıntısında. Geçiyoruz efendim sıradaki gazetemize. Sıradaki gazetemiz Bir Gün gazetesi. Bir Gün gazetesinin manşetinde 150 kilometrelik duble katliam başlığını görüyoruz. Kanal İstanbul'un bağlantı yolları programa girdi. 150 kilometrelik duble yol için binlerce ağaç kesilip 7.8 milyar TL ödenecek deniliyor haberin alt başlığında. Yaptım ama bir sor niye diye bir başka haber başlığı var. Pursaklar Belediyesi, Antalya Selik Belediyesi, Ankara Mamak Belediyesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin saltanatvari davranışlarıyla ilgili açıklamalarına yer verilmiş. Mesela Pursaklar Belediyesi demiş ki yerli muhteva oranı şartı gözden kaçırılmış denmiş. Antalya Serik Belediyesi başkanlık makamınca kullanılmak üzere kiralandı bu lüks araçlar denmiş. Fotoğraf karesini görüyorsunuz zaten denmiş de denmiş. Son başlığımızda tasarruf Diyanet binasına uğramamış olmuş. Gazetede hükümetin tasarrufa ilişkin yaptığı tüm açıklamalara karşın Diyanet'in elektrik, su ve doğalgaz masrafının 5 milyon lirayı aştığı bildirildi deniliyor. 5 milyon lira. Acaba aylık mı yıllık mı? Yani aylıksa korkunç. Yani aylıksa elektrik, su ve doğalgaz. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bahsediyoruz herhalde. Acaba aylık mı yıllık mı? Haberin ayrıntısına bakmamıştım. Ama zannediyorum aylıksa yüksek bir rakam. Evet, devam edelim sıradaki gazetemizle Kıvanç. Sıradaki gazetemiz en sevdiklerim Fanatik gazetesi. Neden en sevdiklerim diyorum her hafta bu arada. Şimdi spor gazeteleri tabii daha naif gazeteler. Yani yurtta ve dünyada yaşanan yüzlerce kaza, bela, felaket haberi bu gazetelerde yer almıyor. Genellikle maç skorlarına yer veriliyor. Günün maç programına yer veriliyor. Dün de Spor Toto Süper Lig'de 22. hafta maçları oynanmaya başlandı. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir Beşiktaş'ı ağırladı. Okan Buruk ve öğrencileri Beşiktaş'ı 1-0'lık skorla geçti. İki önemli takımın iki genç hocası dün karşı karşıyaydı. Okan Buruk ve Sergen Yalçın. Bu adamlar daha 3-4 sene öncesine kadar, yok 3-4 sene değilse de 5-6 sene öncesine kadar karşı karşıya oynuyorlardı. Ben çok mutlu oluyorum böyle genç teknik adamları iyi takımların başında görünce. Okan Buruk Sergen Yalçın'ı yendi. Sergen Yalçın maç sonunda sinirliydi. Kartal'ın yıkıldığı an başlığını atmış Başakşehir'in galibiyeti için. Sergen Yalçın dedi ki,
Böyle önemli maçları kazanamazsanız ligde üst sıralarda yer alamazsınız. Bir de şunu söyledi. Dedi ki hiçbir şey yapmayan takıma yenildik, iyi mi? Buyurun dinleyin. İyi akşamlar. Oyunla ilgili üzgünüz tabii kaybettiğimiz için. Öncelikle onu söyleyeyim. Çok da kaybedeceğimiz bir maç oynanmadı. Oyuna baktığımız zaman bizim tarafımızdan biraz berabere bile kalsak belki üzüleceğimiz bir müsabakayı kaybettik. Özellikle üretme anlamında, yani rakip alanda üretmede bugün çok ciddi sorunlar yaşadık. Pozisyon belki 3-5 tane bulduk ama daha fazlasını da bulabilirdik. Çünkü oyunun tamamı neredeyse bizim kontrolümüzde geçti. Oyuncularımızın biraz daha sorumluluk alması gerekiyor. Onu söyleyeyim. Biraz daha kendine güvenmeleri gerekiyor. Oyun içerisinde her şeyimiz iyi, mücadelemiz iyi, pas yüzdemiz iyi. Oyun tamamen bizim kontrolümüzde. İstekli, arzulu oyuncularımız var ama rakip ceza alanı içerisinde maalesef üretmemiz lazım. Yani skor yapmamız lazım. Bugün itibariyle bunu beceremedik. Bizim için en üzücü tarafı şuydu. Bilmiyorum, herhalde yanlış söylemem ama yani hiçbir şey yapmayan bir takıma karşı kaybettik. Bizim için en üzücü tarafı buydu. Yapacak bir şey yok. Bundan sonrasına bakacağız. Kendimizi daha çok geliştirmemiz lazım. Daha fazla çalışmamız lazım. Özellikle oyunsal anlamda daha fazla çalışmamız lazım. Sezonu da inşallah bundan sonraki müsabakaları kazanıp yani iyi bir yerde bitirmek istiyoruz ama ne kadar iyi bir yerde bitirebiliriz tabii bunu şu anda bilemiyoruz. Yani fizik gücümüzün çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Yani rakip alanda oynuyoruz oyunu genellikle. Tamamen bizim kontrolümüzde. Sergen Yalçın tanıdığım, futbol camiasında izleme fırsatı bulduğum en zeki ve en yetenekli insanlardan ilk 3 arasına girecek bir isimdir. Bir cümle kuruyor basın toplantısında, diyor ki hiçbir şey yapmayan bir takıma yenildik. Kendisi böyle maçlar çok oynamıştır. Hiçbir şey yapmamıştır 90 dakika boyunca. Sadece sahada durmuştur. Bakın durmuştur bile. Ama bir frikikten topu çatala göndermiştir ve o maçı takımına kazandırmıştır. O yüzden önemli olanın kazanmak olduğunu bilmek Sergen için elzemdir. Devam edelim sıradaki gazetemizde efendim. Fanatiğin ardından Fotomaç gazetesiyle devam ediyoruz. Beşiktaş acısı 14 Şubat dalından mağlubiyete ithaf edilmiş bir başlık. Sevgililer gününde aşk acısı. Sergen Yalçın'la 2'de 2 yapan Kara Kartal dün akşam Başakşehir'e 1-0 yenilerek zirveden iyice uzaklaştı deniliyor haberin alt başlığında. Bu arada Medipol Başakşehir'in de puanını 43'e yükselttiğini, Demir Grup Sivasspor'un 40 puanı olduğunu, bir maçının eksik, özür dilerim, Sivasspor'un 42 puanı var, Başakşehir'in 43 puanı var, Trabzonspor'un 41 puanı var. Şimdi yarın da Demir Grup Sivasspor Trabzonspor'a konuk oluyor. Yani hayat mamat meselesi, liderlik meselesi bir maç oynanacak yarın Trabzon'da. Charlotte Sivas maçında sahada bir diğer haber başlığı. Trabzonspor'un golcü oyuncusunun 2 maçlık cezasını tahkim kurulu 1 maça indirdi. İşte onun haberi Charlotte Sivas maçında sahada şeklinde duyurulmuş. Adem Büyük oynuyor. Fener'i unutun. Adem Büyük son haftaların yükselen değeri, performansı önemli isimlerinden bir tanesi. Fatih Terim son 4 maçta 6 gol atan Adem Büyük'ü yarınki Malatya Spor maçında ilk 11'de sahaya sürecek deniliyor haberin alt başlığında. Efendim, gazeteleri noktalıyoruz. İlk bölümü de noktalıyoruz. Kısa bir araya gidiyoruz. İkinci bölümde Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel burada olacak. Gündemdeki meseleleri konuşacağız. İdlib konusu, CHP'de yaşananlar vesaire vesaire. Güzel bir sohbet olacağını öngörüyorum. İzlemenizi öneririm.
Efendim saatlerimiz 10 oldu, hafta sonunda ikinci bölümdeyiz. Stüdyomuzda araya gitmeden önce anons ettiğimiz üzere Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel var. Zira kendisini bu arada sürekli bu aralar ekranda görüyoruz. Bir türlü karşılaşmak fırsat olmamıştı. Kısmet bugüneymiş diyelim. Gündemi konuşacağız. Gündemdeki meseleleri değerlendireceğiz. Görüşlerini alacağız. Zira gündemde İdlib meselesi önemini koruyor. Özellikle CHP'de yaşanan, iç siyasette yaşanan boykot krizi gündemde öne çıkan başlıklar arasında ve tabii Burhan Kuzu'nun yargıya yaptığı müdahaleyle ilgili başlatılan soruşturmada yine konuşacağımız konu başlıkları arasında yer alıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Günaydın. Nasılsınız? Dinliyorum. Teşekkürler. Siz de iyisiniz. Yoğunsunuz. Umarım. Türkiye gündemi yoğun olunca siz de yoğun evet. oluyorsunuz. Gazetenizi biraz önce yayında zaten ilk Teşekkür turda ederiz. Aktardık. Önemli başlıklar vardı. Özellikle 7 Şubat MİT tırları davasının iddianamesiyle ilgili önemli bilgilere ulaşmışsınız. Tebrik ediyorum öncelikle sizi. Şimdi İlker Bey, çok konu başlığımız var. Sizin donanımlı olduğunuz konular, bu konular. Özellikle İdlib meselesi hakkında görüşlerinizi almak isterim. Şimdi başından bu yana tüm bu olan bitene rağmen, işte kontrol noktalarına yapılan saldırılara rağmen, şehitlerimiz olmasına rağmen siz hala Esad'la görüşülmesi gerektiğini savunan bir kesimde genel yayın yönetmenisiniz. Bu gazetenin başındasınız ve zannediyorum siz de bu görüştesiniz. Öncelikle neden bu görüştesiniz? Hala neden bu görüştesiniz? Çünkü kamuoyunda çok büyük bir baskı var, göç tehdidi var ve İkinci sorumu da şu şekilde yanıtlarsanız sevinirim. Tekrar araya girmek zorunda kalmayayım. Neden görüşülmesi gerektiğini doğru anlatabildiğinize inanıyor musunuz? Evet. Teşekkür ederim. Aslında sorunun, yaşadığımız sorunun en önemli noktası bu. Yani sorduğunuz kısma berrak bir cevap vermemiz lazım. Neden Esad'la görüşülmeli? Hangi sorunu yaşıyoruz? Bir sınır güvenliği. Sınırımızda bir terör örgütünün varlığını kabul etmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin denetiminde olan toprağa bile Mehmetçik girdi ve onların kanton diye adlandırdığı yönetim birimini karton gibi ezdi ve etkisizleştirdi. Dolayısıyla sınırımızda bir terör örgütü istemiyoruz. Yani PKK istemiyoruz. Ama aynı zamanda HTŞ de istemiyoruz. Yani IŞİD'in, El-Kaide'nin bir türevi olan başka bir örgüt de istemiyoruz sınırımızda. Evet. Sınırımızda devlet mi istiyoruz, terör örgütü mü istiyoruz? Bu soruya net cevap vermemiz lazım. Sınırımızda devlet istiyorsak, o zaman Esad'la görüşmemiz gerekiyor. Terör örgütü eğer istiyorsak, o zaman devlet dışında başka bir yapı ilan etmemiz lazım. Örneğin İdlib'e özel bölge ilan edelim o zaman, eğer Esad'ı istemiyorsak. Bu konuda Türkiye net cevaplar üretmeli. Ya da güvenli bölge diye ifade etti Sayın Cumhurbaşkanı da. Doğru, PKK'yı süpürmek açısından güvenli bölge önemli. Mehmetçiğin ama ilk yok etmek adına yeterli, yeterli değil. Aynen öyle. Bütün Suriye'nin güvenli olması lazım, Türkiye'nin güvenli olması için. Birinci nokta bu, sınır güvenliği açısından muhatabımızın bir devlet olması lazım. İkincisi, ekonomik siyasi çıkarlar bakımından da sınırımızın ötesinde bir istikrar lazım. Dolayısıyla böyle şöyle bir soru önümüze geliyor. Bugün Suriye'nin birliğini sağlayacak olan Esad dışında, Beşar Esad dışında ikinci bir siyasi figür var mı? Bugün bizi izleyen AK Partililerin bu soruya net cevap vermesi lazım. Şu anda Esad dışında Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü sağlayacak ikinci bir isim yok. Dolayısıyla burada ikinci bir isim olsa, hadi diyelim ki B şahsı şu anda Suriye'de Esad'ın üzerinde bir istikrar sembolü olabilir, Türkiye onunla görüşmeli diyebileceğimiz ikinci bir isim yok. Bakınız, Gaziantep'te bir idari mekanizma ilan etmeye çalıştı Davutoğlu döneminde Türkiye. Yani sürgünde Suriye hükümeti diye. Onun ordusunu ilan etmeye çalıştı. Onun isimlerine yatırımlar yaptı Türkiye. Elimizde hiçbir şey kalmadı. Kalmazdı da zaten. Kaçtı gitti birçoğu. Hatta geçen günlerde bir Suriye'de generallik yapmış birisi. Şanlıurfa'da Bodrum katında kendi halinde yaşayan duruma düştü. Çünkü zaten ülkesine ihanet etmişti. İsrail Amerika'sı saldırıyorken kenara çekilmişti. Dolayısıyla Türkiye'nin burada iş tutacağı, yani hadi diyelim Suriye üzerinde, o da yanlış da, hani Suriye'yi kimin yöneteceğine Suriyeliler karar verir. Biz nasıl Türk milletini kimi yöneteceğine biz karar veriyorsak, Suriye'yi kimi yöneteceğine de Suriye'nin karar vermesi lazım. Biz niye onlara ama tüm karışalım? Ama bunlara rağmen kamuoyunda artık işte Suriye halkının maruz kaldığı zaman zaman yaşadıkları
Türkiye'ye yönelik göç tehdidi. Evet. İnsanların işte gözlem noktalarına yapılan saldırılar insanların yeter artık dediği noktaya geldi. Dolayısıyla hala aynı noktada Esad'la mutlaka görüşülmeli. Bir Astana süreci var, bakıyoruz. Evet. Diyoruz ki işte İdlib Suriye toprağıdır. İşte bu süreçte kim, peki kim zarar veriyor o zaman bu Astana sürecine İlker Bey? Evet. Yani şimdi aslında İdlib'le ilgili alınan karar 2017'de alındı. 4 bölge için alınmıştı. Güvenli bölge yapılması, terörden arındırılması için Astana aktörleri bir plan yaptı. Dera için yaptı bu planı. Humus'un ve Hamar'ın kuzeyi için yaptı bu planı. İdlib için yaptı ve Doğu Guta için yapmıştı. Şimdi sırayla tek tek bütün yerler çözüldü. Fakat nasıl çözüldü? Dera'da, Doğu Guta'da, diğer sorunlu bölgelerdeki terörist gruplar İdlib'de yoğunlaştı. Böylece İdlib'in nüfusu 2-3 katına çıkmış oldu. Dolayısıyla İdlib metrekareye terörist düşen dünyanın en büyük yeri şu anda. Yani şunu tespit etmemiz lazım. İdlib'de bir terör hakimiyeti var. HTŞ yönetiyor orayı. Dolayısıyla HTŞ'ye silahları nasıl bırakılacak? Bir, Soçi mutabakatında, 12 maddelik Soçi mutabakatında 2018'de şu karar alındı. Denildi ki silahsızlandırmak, ağır silahları elinden almak için Türkiye sorumluluk alsın. Bunu belki biz talep ettik. Belki o toplantıda bize verildi bu görev Astana aktörleri tarafından. Bizim talep etmemiz de bence yanlıştı. O sorumluluğu biz niye üzerimize alıyoruz? Yani HTŞ'nin elindeki silahı almak niye bize düşüyor? O üç ülkenin de sorunuydu. Kaldı ki benim de sorunum değil, Suriye'nin sorunu. Evet, yani HTŞ'nin elinden silahı almak çünkü benim topraklarımda değil. Doğru. Kilis'te olsaydı, Hatay'da olsaydı HTŞ, o zaman Suriye ordusunu karıştırır mıydık? Gel bizim terör örgütü üyelerimizi sen etkisiz hale getir der miydik? Demezdik. Tam tersine kendi terör örgütü, yani bizim topraklarımızda faaliyet yürüten terör örgütünü kendi ordumuzla etkisiz hale getiriyoruz. Dolayısıyla doğrusu da bu zaten. Doğrusu da bu. Zaten. Evet. Dolayısıyla burada İdlib'de, yani Suriye toprağında, Suriye'nin toprağında faaliyet yürüten terör örgütünün elindeki silahı alması gereken kuvvet Suriye ordusu. Biz niye o topraklarda Mehmetçiğimizle savaşıyoruz? Burada AK Parti'nin anlaması gereken bir problem var. Zaten sicili bu konuda hatalarla dolu. 2002 ile 2014'e kadar AK Parti Türk dış politikasının en vahim hatalarını yaptı. Yani tarihe böyle geçti. Türk dış politikasında komşularla bu kadar didişen, bu kadar problemler yaşayan ikinci bir hükümet yok. 2014'ten sonra bunu telafi etmek için adımlar atıyordu. Doğru. Atıyordu. Sayın Binali Yıldırım dedi ki dostlarımızı arttırma zamanı dedi. Abdullah Gül'den ve Ahmet Davutoğlu'ndan vazgeçildi. O çizgiden vazgeçildi. Şimdi İdlib'de maalesef patinaj çekiyoruz. Şimdi burada iki tane önemli dikkat etmemiz gereken nokta var. Bir, bu süreç, bu hata, bu siyasal tercih kışkırtmaya açık pozisyona getirdi İdlib'i. Yani bir siyaset izliyoruz. O siyasetin sonucu olarak İdlib sahası kışkırtmaya açık hale geldi. Bakınız örneği şu. Ocağın ortasında bir tek aydınlık duyurdu bunu. Hakan Fidan'la, Sayın Hakan Fidan'la Ali Memlüki Suriye'de görüştü. Bu güzel bir adım olarak da yorumlandı üstelik. Yani önemli bir düzeydir istihbarat başkanlarının bir araya gelmesi. Tabii. Değil mi? Tabii. Yani ülkenin en önemli birimlerinden bir tanesidir bir ülkenin istihbaratı. Sinem Hanım, size ilginç bir şey anlatayım. Suriye'deyken Suriye Enformasyon Bakanı, yazarımız Rafet Ballı ile birlikte Suriye'deydik 2 sene önce ziyaret ettiğimizde bize şunu söyledi. Dedi ki savaşın en şiddetli olduğu anda bile İsrail ve Amerika istihbaratı ile muhaberatın teması vardı dedi. Hmm. Onların bir bakanlar kurulu havaya uçuruldu. Yaklaşık yarısı öldürülmüştü. Masanın altına bir bomba koymuşlardı. Mesela o anda bile dedi, yani bizim bakanlar kurulunun yarısını öldürdükleri zamanda bile İsrail ve Amerika istihbaratı ile muhaberatın teması vardı. Ama yani savaşıyor fakat, olmanız, görüşmeyeceğiniz evet, anlamına gelmiyor çok doğru, ki zaten. Çok doğru. Yani, şimdi diplomasi sonsuzdur. Bize şunu eder, söyledi. Dedi ki siz dedi devlet geleneği olan bir milletsiniz dedi. İmparatorluk yönetmiş bir milletsiniz dedi. Evet. Bu hatayı nasıl yapıyorsunuz dedi. Biz cevap veremedik. Yani çünkü o sırada bir temas bile yok dedi Suriye'nin Enformasyon Bakanı. Ve gerçekten vahim bir hataydı ama bu. Ama Sayın Cumhurbaşkanı görüşmem demedi de fotoğraf vermem. Tabii dedi. O ama bizim nasıl yorumlamıştınız? Bu son iki senede öyle Bulgaristan'dan dönüşte onu söyledi. Evet, uçakta zannediyorum. Evet, ben görüşmem şahsen. Çok olay yaşandı. Siz nasıl yorumlamıştınız o fotoğrafı? Ben görüşmem de başkası görüşsün diye yorumladım. O anlama da geliyor çünkü. Ben vurgusu vardı 2-3 cümlede. Dolayısıyla aslında o görüşmelerde başladı. Şükrü Sina Gürel, eski Dışişleri Bakanımız Şam'a gitti 3 sene önce. Sayın Perinçek de gitti. Evet, Doğu Perinçek zaten bu konuda devlet aklının yapması gerekenleri Sayın Doğu Perinçek yapıyor. Ve şimdi burada istihbarat da aynı masaya oturmuş.
Üstelik yani Ali Memlükü ile Hakan Fidan'ın toplantısında Fırat'ın doğusu konuşuldu daha çok. Yani Fırat'ın doğusu Amerika'nın hükümranlık kurduğu, 16 üs kurduğu, Deir ez-Zor ve Rakka gibi büyük kent merkezlerini zapt ettiği bir alan. PKK'yı beslediği, büyüttüğü hala alan. Hala silah sevkiyatı yaptığı. Yaptığı. Bakınız şu anda PKK'nın Suriye'nin, Fırat'ın doğusunda kontrol ettiği alan Danimarka'dan büyük. Biz İdlib'de uğraşıyoruz ya şimdi. Yığınağı oraya yapıyoruz. Her gün zırhlı araçlar gidiyor. Doğru, orada önlemlerimizi alalım ama şu gerçekle Türkiye'nin yüzleşmesi lazım. Hele Amerika'yı şimdi davet eden bu SETA'cı ekip için söyleyeyim. Hükümetin içerisinde düşmanına yalvaran bir ekip var. Düşmana yalvarıyor, gel İdlib'e diyor. Amerika'yı çağırıyor buraya. Halbuki o Amerika Fırat'ın doğusunda Danimarka kadar büyük bir alanı, coğrafi alanı, yüz ölçüm bakımından söylüyorum, alanı PKK'ya verdi ve hala da besliyor. Peki Astana sürecini bozan taraf burada, çomak sokan taraf kim? Şimdi her üç ülkede sorumluluğunu yerine getiremedi. Türkiye, İran, Suriye. Evet, yerine getiremedi. Ama burada kendimizi çuvaldızda iğneyi de kendimize batıralım ki sorunu hızlı çözmek bakımından. Ne noktada getiremedik ilk yani? Silahsızlandıramadık. Bakınız Lavrov 12 Aralık'ta çok önemli bir açıklama yaptı. Maalesef bizim Türk basını bunları kaçırıyor. Biz aydınlıkta bunu tartışalım diye öne çıkardık o zaman. Lavrov dedi ki, Türkiye dedi maalesef dedi muhalif grup, ılımlı muhalifler diye adlandırdıkları grupla terör gruplarını birbirinden ayırt edemiyor şu anda. O doğruydu o tespit. Şundan, bakınız 3 ay geriye gidelim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafını yaktı oradaki gruplar. Hatırlayın, evet, İdlib'de. Doğru. Türk bayraklarını yakıyordu. Buna neden? Da pek fazla yer verilmedi. Verilmedi çünkü aslında şu gerçekle yüzleşelim. Bizim desteklediğimiz, Türkiye'nin desteklediği, bence yanlış olan, o siyasette desteklediği gruplar HTŞ tarafından yutuldu. Bakınız bizim 12-13 tane orada doğrudan desteklediğimiz irili ufaklı grup vardı. HTŞ bir grubunu biçti, temizledi, öldürdü. Bir grubunu da teslim aldı, biat ettirdi. E şimdi Türkiye içeride enstrümanı kalmadı. Yani teröristlerin elinden silah alabilecek bir yaptırım gücü de kalmadı. Burada şunu demesi lazımdı. Suriye ordusuna. Suriye ordusu, ben kendi sınır güvenliğime bakarım, sen de bak kardeşim. Ben şuradan çekiliyorum kenara. Göç gelmeyecek bana. Bir göç mutabakatı yapıyoruz. Göç mutabakatı. Evet, göç mutabakatı ile birlikte sınırda önlemimizi alıyoruz. Siz de bu önleme yardımcı olacaksınız. Ben geri çekiliyorum. Sen, bu HTŞ senin toprağını işgal etmiş. Ne yaparsan yap. Bunu demesi gerekiyordu. Ha, HTŞ'yi bizim toprağımıza süpürme. Ben şimdi böyle deyince Hükümet Gazetesi'nden isimler bize şöyle bir cevap veriyor. Ama buradaki HTŞ'yi Afrin'e sürebilirdi, bizim Fırat Kalkanı bölgesine sürebilirdi diye. Bu da yanlış. Süremezdi. Çünkü Türk ordusu şu anda gözlem noktalarına yaptığı yığınağı kuzeye çekse ve sağdan soldan önlemin olsa Suriye ordusu zaten Türk ordusuna bulaşmak istemez. İstemiyor da zaten. Kendi canı yanıyor. Yani her, evet, yerde savaşıyor. Evet, evet. Hükümetin son dönemde verdiği en büyük zarar şu Sinem Hanım. Türk ordusunun dokunulmazlığını ortadan kaldırıyorlar. Bakınız bu yanlış siyaset. Buradan uyaralım hükümeti. Biraz açar mısınız Türk ordusunun dokunulmazlığını? Türk ordusu maceracı değildir. Bin yıllık bir kültürdür. Ben askerlik yaptığımda, bilerek uzun yaptım askerliğimi. Askerlik yaptığımda iyice anladım bu kültürü. Bin yıllık bir kültür ve orada Türk milletinin hem karakteristik özelliklerini görüyorsunuz, milletleşme bilincini görüyorsunuz, hem de imkan ve kabiliyetlerini görüyorsunuz, devlet bilincini görüyorsunuz. Şimdi Türk ordusunu, Amerikan raporları hep şöyle yazar. Tayyip Erdoğan'ın arkada bıraktığımız dönemde başarısızlığı diye yazıyorlar. Sayın Erdoğan'ın öyle bir niyeti olup olmadığını bilmeyerek, yorum yapmıyorum onunla ilgili. Diyorlar ki Türk ordusu Suriye ile savaşmadı. Ayak sürdü hep. Yani Amerika hep 2011'den beri Türk ordusunu Suriye'nin üstüne itti. Uçak düşme, helikopter düşme itti fakat Türk ordusu her zaman aklı selim davrandı ve sınırını son dönemde de Çin Seddi gibi betonlarla örmeye başladı. Evet. Bu çok çok önemli. Hatta şu anda dünyanın en uzun beton blokları şu anda bizim Suriye sınırımızda dikiliyordu. Şimdi burada hükümet İdlib'de ısrar ederek, İdlib'de yanlış bir, yani siz Türk milletini PKK dışında ikinci bir silahlı kuvvet için dışarıda savaşmaya Türk milletini ikna edemezsiniz. Bakın Türk milletini ikna edemezsin Suriye ile savaşmaya. Bir anda 3 ayda bütün konjonktür değişir, neye uğradığını şaşırırsın. O yüzden hükümet burada yanlışına, yani Suriye ordusuyla Türk ordusunu karşı karşıya getiren, provokasyonlara zemin hazırlayan çizgiye hemen son vermeli. Nitekim gerçi tansiyon azalıyor şu anda. Yani masada. Peki bir... Erdoğan'dan nasıl bir duruş bekliyorsunuz? Sayın Erdoğan bir defa Sayın Erdoğan'ın çevresinde Erdoğan'ı hataya sürükleyen ekipler var. Açık söyleyeyim.
Sayın Erdoğan da fevri ve hızlı kararlar alıyor bazen ve bunların çoğu yanlış çıkıyor. Hızlı karar alabilen bir lider olduğunu geçtiğimiz günlerde bir katıldığınız programda daha söylediniz. Evet. Aslında yani çoğu zaman aldığı o hızlı kararlar doğru kararlar ama kritik noktalarda belki argo tabirle dolduruşa mı geliyor diyebiliriz. Şimdi yani her şeye de vakıf olması zaten doğru. Söz konusu olamaz bir insan doğru. beyninin. Şimdi şunu kabul edelim. Dışişleri Bakanlığı'nın çizgisiyle Beştepe'de dış politikayı belirlemeye çalışan bir ekibin çizgisi birbirinden farklı. Ama bu doğru mu? Bu Cumhurbaşkanı için büyük problem aslında. İşte doğru mu dedim. Şimdi dün bir tanesi, SETA'nın yöneticilerinden bir tanesi aynen şunu yazdı. Washington için fırsat var, ey Amerika gel buraya dedi. Aynen bunu yazdı. Düşmanına yalvarıyor. O Washington ilk fırsatta Cumhurbaşkanı zaten 15 Temmuz'da bir denedi, beceremedi. Yeni iktidar istiyor. O Washington. Sen sınırı kimi çağırıyorsun? PKK'yı, FETÖ'yü destekleyen stratejik düşmanını çağırıyorsun. Orada müttefiklerine kavga ediyorsun. Yani Rusya ve Suriye ile kavga ediyorsun. Dolayısıyla burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın doğrudan bu süreci kendi şeyini almalı, planını almalı. Bu savrulmaları da bakınız Suriye'de Suriye'yi kimin yöneteceğine bunu Sayın Devlet Bahçeli için de söylemek durumundayım. O da bizi çok şaşırttı. Şam'a girelim açıklaması. Ciddiyetsiz. Açık söyleyeyim. Yani bu sosyal medyanın, toplumun hayalleriyle, şeyleriyle ki toplumun da öyle bir hayali yok da hani şehit, gelen şehit haberlerinin acısıyla bir anda toplumdaki ateşi hararetlendirmek liderlik değil ki. Liderlik soğukkanlılıktır. Herkesin hata yapalım diye bağırdığı anda gerekirse tek başına ne yapıyoruz biz komşumuzla savaşa sürükleniyoruz demektir liderlik. Ve maalesef bunu şu ana kadar Sayın Doğu Perinçek dışında şehit cenazeleri geldiği sırada da bu devlet aklını ben açıkçası hani hükümetin çevresindeki o Amerikancı ekipleri biliyoruz, takip ediyoruz ama siyasi parti liderlerinden görmek bir hayal kırıklığıydı, bir şaşkınlıktı bizim için. Dolayısıyla burada Suriye'nin ve Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamamız için İdlib'de hemen masada plan yapılmalı. Türkiye bir göç protokolü ile birlikte evet. Soçi'yi de güncelleyerek, bunun da altını çizeyim, Soçi'nin güncellenmesi lazım bu haliyle devam etmiyor. Suriye ordusu M4 ve M5 yolunu ısrar ediyor eline evet. alabilmek için ki kendi ülke güvenliği açısından haklı gerekçeleri var. Ama Suriye ordusunda şunu anlaması lazım. Ben tazyik yaparak Türkiye'yi zor durumda bırakayım dememesi gerekiyor. Burada bir statükonun kısa bir süre korunması lazım ki bir herkes bir nefeslensin ve önümüzdeki süreci Amerika'nın ve İsrail'in yararlanacağı şekilde değil de bölge ülkelerinin derken, çıkarı için planlayalım. Şu soru geldi o zaman aklıma. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey geçtiğimiz günlerde Ankara'ya geldi. Ve sizin üzerine gittiğinizi ve altını çizdiğinizi fark ettiğim bir cümlesi oldu. Astana'nın fişini çekmeliyiz evet. şeklinde bir. Bunu açar ne anladınız bunu duyduğunuzda? Aslında Türkiye, İran ve Rusya çok önemli tarihi bir karar aldı Astana'da. Evet. Karar merkezlerini değiştiriyoruz dedi. Yani bundan sonra Washington'da, Brüksel'de, Londra'da değil, Tahran'da, Ankara'da, Astana'da, Moskova'da kararlar verilecek dedi. Yani bizim hakkımızda siz kararlar veremezsiniz dedi. Dolayısıyla dünyanın siyasi açıdan da, ekonomi açıdan da zaten göstergeler hep bu tezimizi doğruluyor. Avrasya'ya kaydığını, karar merkezlerinin Avrasya'ya kaydığını gösteren bir somut olaydı bu. Şimdi burada James Jeffrey bunu gördüğü için, Jeffrey diğer Amerikan diplomatlarına göre biraz şeydir, küstahtır, lafını esirgemez, rahat konuşur. Türkçesi de geçen sempati oluşturmaya çalıştığını hep birlikte gördük. Türkçesi de iyi, deyim ve atasözü kullanacak kadar şeydir, Türkçe'ye hakimdir. O tabii bu süreci emin ol bizim SETA'cılardan daha iyi takip ediyor. Onlardan daha uyanık hareket ediyor ve şu stratejiyi koydu. Astana'nın fişini çekmezsek biz bu bölgede tutunamayız dedi. Ve nitekim bütün planı, bütün hamleleri bu. Bizdeki akla evveller de gel Astana'nın fişini çek diyor. Yani onun Jeffrey'in öğrencisi gibi davranıyorlar. Dolayısıyla burada Türkiye'nin Jeffrey'in şu lafını unutmaması lazım. Bakınız dedi ki bir buçuk sene önce Cansu Çamlıbel hanımefendiye bir söyleşide. Dedi ki ben dedi Türk yöneticilerini dinlediğimde tırnaklarını tahtaya sürtüyormuş gibi hissediyorum dedi. Bu ne demek? Dinlemek istemiyorum yani beni gıcık ediyorsunuz. İçim fena oluyor. Evet içim yani fena oluyor. Dayanamıyorum tahammül edemiyorum. Tahtaya, tırnakları tahtaya evet. sürtmek demek. Şimdi dolayısıyla James Jeffrey Türk yöneticilerinden böyle bahsediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyor açıkçası evet. böyle. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı ve çevresindeki ekibin şunu düşünmesi lazım. Sizi dinlemeyi böyle tanımlayan bir insan İdlib'de size niye yardımcı olsun?
Ya da biz seninle niye muhatap olalım bu saatten sonra? Evet, dolayısıyla Jeffrey fişi çekmek istiyorsa o fişi daha sağlam takmamız lazım. Evet. Yani şimdi masada şu anda bir tansiyon düşüyor. Masada diyalog var ama sahada çatışma devam ediyor. Yani evet. Masadaki diyaloğun hemen sahaya yansıması gerekiyor. Umuyoruz. Burada Cumhurbaşkanı bir vurgu yaptı. O da gözlerden kaçırıldı maalesef. Dedi ki başıbozuk ve rejim kelimesi kendisine ait, rejime saldırı bahanesi veren gruplara artık müsamaha göstermeyeceğiz. Bakınız evet. Bu cümle şu açıdan önemli. İdlib'deki kışkırtma göstere göstere geldi. Çünkü 1 Şubat'ta 4 tane Rus askerini öldürdüler. Türkiye'ye yakın gruplar öldürdü. Bu ÖSO'nun bileşenlerinden biri öldürdü. Ve tabii Rusya bunu resmen açıklamadı. Sadece Dışişleri Bakanlığı içerisinde bir bürokrat bu süreç Türk ve Rus askerlerinin ölümüne yol açıyor diyerek Rus askerlerinin öldüğünü kabul etti. Rakam vermedi. Evet. Üstelik o Rus askerlerinden birisi benim öğrendiğim bir haber kaynağımız bir generalden öğrendiğimiz, emekli bir generalden öğrendiğimize göre generaldi. Yani bir Rus generali öldürüldü Halep'in batısında. Bu çok önemli bir Şubat'ta. Bir hadise. Evet. Şimdi çok 1 önemli. Şubat'ta 4 Rus subayı öldürüldükten sonra ki o 4 Rus subayı Türkiye ile Suriye arasındaki istihbarat eşgüdümünü sağlayan, güvenliği sağlayan ekipti. KESEP'te sağladığına dair bir bilgi de Rus gazeteleri yayınlamıştı. Daha önce KESEP'te Türk ve Rus istihbaratı bir araya gelmişti. Şimdi 4 Rus subayı öldürüldü 1 Şubat'ta. İkisinde Elbap bölgesine Ruslar bombaladı. Türkiye'ye yakın kuvvetlerin bulunduğu yer. Arkasından da 7 şehidimiz geldi. Evet. Ve ondan sonra bir olay daha oldu. Dolayısıyla İdlib sahasını kışkırtmaya açık alandan hemen çıkarmamız lazım. Sayın Hulusi Akar da 2 gün önce bu kışkırtmaya dikkat çekti. O bölgede böyle kontrol dışı grupların da daha faaliyetine izin vermeyeceğiz dedi. İtidarlı. Peki şimdi çok konu başlığımız var. Çok da güzel anlatıyorsunuz tabii İdlib sürecine. Çok hakimsiniz. Ama iç siyasette de size danışmak, fikrinizi almak istediğim konu başlıklarım var. Şimdi iç siyasette özellikle geçtiğimiz hafta FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ana muhalefet partisi lideri genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün birbirlerini siyasi ayağı olmakla suçladığı bir hafta olarak geçirdik. Evet. Şimdi bir Cumhurbaşkanı'nın ve bir ana muhalefet partisi liderinin hayır sensin, hayır aslında sensin diye FETÖ'nün siyasi ayağı olmakla suçlaması birbirini sizi bir gazeteci olarak ve bir vatandaş olarak iki açıdan da değerlendirmenizi isteyeceğim. Ne düşündürdü? Şimdi bir defa 2002 ile 2014, 13 hatta belki 12'de MİT, 7 Şubat MİT komplosuyla birlikte çatırdamalar başlamıştı ama 13 diyebiliriz. 2002 ile 2013'e kadar AK Parti ile AK Parti büyük hatalar yaptı. Devlet içerisinde FETÖ'nün yuvalanmasına yol açtı. Bu hatayla yüzleşecek AK Parti. Yani ben bu hatayı yaptım. Cumhurbaşkanı gerçi bir kez söyledi. Tabii darbe girişiminden sonra söyledi. Özür diliyorum. Bu bir gerçek. Ama şimdi bu gerçeği sürekli dillendirerek yani 2002'de 2013'e kadar AK Parti şu hatayı yaptı, bunu da yaptı, şunu da yaptı. Üstelik en çok dillendirmesi gereken grup bence bizim grup. Çünkü bizim 30'a yakın arkadaşımız. Evet, Doğu Perinçek, Sayın Doğu Perinçek. En son yine 6 yıl hapiste kaldı. Dolayısıyla 20'ye yakın hatta 25 civarında arkadaşımız da yıllarca hapiste kaldı FETÖ'nün hapishanelerinde. Ama bu konudaki hakkınızı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı da teslim etti. Söyledi hata yaptık diye. Şimdi buradan başka bir şeye dikkat çekeceğim. Bu hataları dillendirmek, bu hataları tekrar arşivden çıkarıp önümüze koymak FETÖ'yle mücadelede işimize yarıyor mu? Yarıyor mu? Şu anda bu mücadeleyi yürüten Tayyip Erdoğan. Bana kızmasın kimse yani şu anda. Söyleyeceğiz bunu açıkçası. Şu anda Tayyip Erdoğan AK Parti içerisinde en kararlı unsur, en kararlı kişi. Yani AK Parti içerisinde en kararlı çünkü kişi. Çünkü o örgüt, o yapı kendisinin canına kastetti. Tabii. Bırakın yani darbeyi de indirmek istedi. İndirmek istedi yani. Şimdi bu, biz bir vatansever olarak, şimdi şunu da tespit etmemiz lazım. 2013'ten 2000 işte günümüze kadar Cumhuriyet Halk Partisi de şöyle bir hata yaptı. Hani tamam AK Parti yaptı da hep AK Parti'nin hatalarını anlatıyor Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri. Ama siz de 2013'ten günümüze kadar FETÖ'yü bir siyasal müttefik olarak benimsediniz. Dün Urla Belediye Başkanı açıkça iddianamedeki çıktı. Evet. Tanık ifadeleri, HTS kayıtları, şirket bağlantıları. Şimdi ben 3 hafta önce bir televizyon kanalında Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinden birine dedim ki bakın iddianameyi daha okumadınız. Ben de okumadım ama bir hücrenin varlığını biliyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Üstelik Sayın Muharrem İnce de onu bir çete olarak adlandırdı. Bakınız çok önemli bir cümle kurmuştu. Dedi ki genel merkezde bir çete var.
bu çete bütün hataların sebebi diye üzerine durmadılar. Evet, evet. Biz üzerine durmadı. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Disiplin Kurulu'nun hemen bir çete soruşturması yürütmesi gerekiyordu. Şimdi anında. Enver Altaylı soruşturmasında Rasim Bölücek o kata nasıl çıktı? 14. kata nasıl çıktı? Burada hakkını yemeyelim. Mahmut Övür Sabah gazetesinden ilk o evet, ismini yazarak da duyurdu. Zaten buradaydı 2 hafta evet, önce. Evet. Sizin konuğunuzdu evet, değil evet. mi? Çok, çok kanalımızın önemli. Kanalımızın konuydu. Evet. Şimdi dolayısıyla burada Rasim Bölücek'i kim yerleştirdi? Fatih Gürsoy'u Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanına kim yerleştirdi? Üstelik de sanıyorum Kılıçdaroğlu'nun uyarıldığına dair de bir bilgi. Urla'da öyle. Siz bakınız ben karşıya evet. kalayım. Evet evet. Ben karşıya kadar doğdum büyüdüm. İzmir'de benim ailem de yıllardır Cumhuriyet Halk Partisi üyesiydi. Şimdi Vatan Partili annem de babam da. CHP'yi iyi biliyoruz İzmir'de. İzmir'de herkes Urla Belediye Başkanı'nın nasıl aday gösterildiğini konuşuyordu. Karşıyaka ben İzmir'i iyi biliyorum. İzmir'deki partiyi de iyi biliyorum Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini. Orada Urla Belediye Başkanı'na aday gösteren, Enver Altaylı'nın adamını Kılıçdaroğlu'nun yanına yerleştiren 1022 kez ne konuştunuz? Üstelik, ve ayrıca da bir çaldırıp kapama evet, da var. Onun sayısı belli değil. Evet. Onun sayısı belli değil. Başka bir hatta geçiyorlar. Evet. Fatih Gürsoy, Aydınlık'ta yazdık. Bakınız kimi danışman yapacaksanız bize sorun biz size söyleyelim onun kim olduğunu. Fatih Gürsoy'u açıkladık Aydınlık gazetesinde. Onu da dinlemediler. Baylok çıktı Sayın Kılıçdaroğlu'nun danışmanında. Parti meclisi üyeleri düşünün. E şimdi bakın orada bir çizgi izlendi. Mağduriyete dayanarak iktidar olacağız. Yani hem HDP'yi yanımıza alacağız. Yani PKK'nın siyasi örgütünü yanımıza alacağız. Hem de FETÖ mücadelesinde mağdur şapkası altında toplananları bir araya alacağız. E Abdullah Gül'ü de bu süreçten Cumhurbaşkanı adayı göstereceğiz. İzlenen çizgi bu değil miydi? Buydu. Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı yapmak istediğini Kemal Kılıçdaroğlu açıkladı. E bizim Atatürkçülerimiz yani, izliyor Meral bu süreci. Meral Akşener kabul etseydi bunu olacaktı, olacaktı zaten. Olacaktı tabii evet. Kabul etmişlerdi. Dolayısıyla burada Cumhuriyet hani 2002 ile 2013'ü konuşmak FETÖ ile mücadele açısından bir şu anda bir yarar getirmiyor. FETÖ tam tersine onun konuşulmasını istiyor. FETÖ şu anda Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'cü olmakla suçluyor. Onun farkında değiller. Yani şu anda Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki dönemde izlediği çizgi itibariyle FETÖ ben buradan nefes alırım diyor. Ona umut veriyor. FETÖ'nün umudu oluyor. Olmaması lazım. Burada niye Vatan Partisi FETÖ'nün umudu olmuyor? Yani umudu değil, korkulu rüyası. Korkulu rüyası çünkü şunu yani düşünüyor. Nefret ettiğine eminim hatta. Bakınız, sizden tabii şunu düşünecek. Sayın yani AK Parti'nin yürüttüğü mücadelede çok aksama var. Aksamalar oluyor. Ama yani FETÖ borsası bizzat AK Parti yöneticilerinin ilan ettiği bir durumda. O zaman siz 2002-2013'e kadar hatta 17-25'e kadar diyelim AK Parti'nin yürüttüğü FETÖ şeyine, ilerleyişine evet. doğru bulmuyorsunuz. Evet. Ama 2013'ten sonra da anladığım kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ni çünkü doğru onlar, bulmuyor. Tabii, doğru duruşu göstermemekle eleştiriyorsunuz. Biz o zaman uyardık. Çünkü bakınız FETÖ temizliği bir gladyo temizliğidir. Evet. Yani FETÖ temizliği basit bir tarikatın elindeki mali olanaklara elinden almak değil. Bir operasyon ekibi temizleniyor dedik. Yani MİT içerisine, devlet içerisine yuvalanmış, emniyet ve yargı içerisine ve ordu içerisine yuvalanmış Amerika Birleşik Devletleri'nin hücrelerini spatulayla kazıyoruz şu anda dedik. Ve bunun ciddiyetini anlamadılar, görmediler. Bir kısmı gördü, bilerek işbirliği yaptı. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla burada AK Parti bu mücadeleyi yürütüyor. Doğru. Biz de o kararlı yani mücadelesinin kararlı olması için uğraşıyoruz. Ama FETÖ bize baktığında şunu düşünmüyor. Erdoğan gitsin de birileri yani örneğin Vatan Partisi geldiğinde ben nefes alırım diye düşünüyor mu? Tam tersine şunu düşünüyor. Bunlar geldi mi daha kararlı üzerime gelirler diye düşünüyor değil mi? Ama Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığında onu düşünmüyor. Peki Cumhuriyet şimdi, Halk Partisi'ne baktığında şunu düşünmesi şimdi, lazım. Şimdi İlker Bey, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu grup toplantısında da bu ülkenin başına FETÖ'yü musallat eden sensin dedi. Siyasi ayağı bizzat kendisisin dedi. Sonra Sayın Erdoğan bir gün sonra hayır sensin dedi. Bundan bir ay önce Milliyetçi Hareket Partisi lideri dedi ki bize verin çaycıyla çorbacıyla artık uğraşmayalım baklavacıyla biz bu siyasi ayağını çözelim. Şimdi vatandaş olarak ben siyasileri dinlediğim zaman... yani peki şimdi ne olacak? Evet hangisi siyasi? Herkes birbirini gösteriyor. Ne yani şimdi? Demek de evet. haksız mıyım? Tabii. Yani biz, ne olacak çok güzel bir soru. Peki? Şimdi bence vatandaşlarımız, siz çok nitelikli bir seyirci kitlesine sahipsiniz. Ulusal kanal izleyicisi o açıdan çok meziyetleri kuvvetli. Ama vatandaşlarımız yani ulusal kanal izleyemeyen vatandaşlarımıza özellikle şunu anlatmamız gerekiyor bence hep birlikte. FETÖ'nün siyaseti nedir?
FETÖ'nün siyasetini savunan FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Yani arkada bıraktığımız hatalar silsilesine bakarak elimizde büyüteçle Sherlock Holmes gibi oraya da bakalım. Bu çekmecenin içinde siyasi ayak var mı? Bu kapının arkasında saklanıyor mu demek bu mücadeleyi ilerletmez. Bu mücadeleyi ilerletecek olan şey şu. Yeniden Türkiye'yi Amerika rotasına sokmak isteyen, Washington'a göz kırpan, ben açılımı yapacağım diyen, FETÖ ile ilgili mücadeleyi sulandırmaya çalışan, bunu bir haksızlık gibi takdim etmeye çalışan, FETÖ'nün sözcülerini meydanlarda isim isim bas bas bağırtan kişiler ya da FETÖ borsasına izin veren kişiler FETÖ'nün siyasi ayağıdır. Yani FETÖ'nün siyasi ayağını... Çok da uzağa gitmeye ve aramaya gerek yok. Tabii aslında. Bakın bu şuna dönüşmemeli. Cumhuriyet Halk Partisi de FETÖ'nün siyasi ayağı değil, içinden FETÖ'cüler çıksa bile. Değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde vatansever ciddi bir taban var, kesim var. Elbette. Gerçi şu süreçte ben onlara hayret ediyorum, izliyorlar bu yaşanılan büyük problemleri. Yani içlerinden çıkan FETÖ'cüleri savunur duruma düştüler maalesef. Ben televizyon ekranlarında yaşadığım için söylüyorum bunu. Savunuldu. Evet. Bazı isimler apaçık bir şekilde karşımıza savunuldu. E şimdi AK Parti'ye de şu haksızlığı yapmamak gerekiyor. AK Parti'nin şu anda kurmay kadrosu, kurmay ekibi FETÖ ile mücadelede kararlı, temizlenmesini istiyor. Mücadelede kararlı. Yani burada evet aksaklıklar var, yanlışlıklar olabilir ama şu anda devleti 50 yıllık bir örümcek ağından, hücrelerden kurtarıyoruz. Buralarda aksamaların olması çok doğal. Cumhurbaşkanı'na da şu haksızlığı yapmamak lazım. Sen siyasi ayaksın dediğin anda en çok FETÖ'yü sevindirirsin. Çünkü FETÖ'nün baş hedefi o. Zaten. Çünkü baş hedefi o. Bugün Cumhurbaşkanı bu mücadeleden vazgeçsin ya da korksun, kenara çekilsin. O yüzden oradan nefes alacağım diyor. Dolayısıyla CHP'nin şu çizgiyi izlemesi gerektiğini düşünüyorum nacizane bir gazeteci olarak. CHP diyecek ki AK Parti gel FETÖ'ye karşı omuz omuzayız. Hadi oturalım. Aslında o fotoğraf da verildi İlker Bey Samsun'da. Samsun'da verildi evet. Onu liderler devam ettiremedi. Neden sonrasında evet. Türkiye yürümedi. İttifakı denildi. Evet. Sayın Numan Kurtulmuş bir iki kez altını çizdi. Mahir Ünal bir iki kez altını çizdi. Çok iyi açıklamalardı. Üstelik Bandırma Vapuru'nu da arkaya almışsın. Güzel bir fotoğraftı. Atatürk'ü... Sayın Derincek de oradaydı. Evet yani. Sayın Akşener hariç zannediyorum. Hepsi oradaydı. Akşener bir programından dolayı yetişemedi, gelemedi. Yani dolayısıyla o fotoğraf aslında Türkiye düşmanlarını ürküten bir fotoğraftı. Evet güzel bir Çünkü fotoğraf. Çünkü arkada Atatürk Bandırma Vapuru var. Sırtını da sağlam sembolik, kaleye dayıyorsun. Sembolik çok önemli bir semboldü tabii. Yani o. Bakınız bugün Türkiye AK Parti orada daha berrak davransa önümüzdeki sorunları daha hızlı çözeceğiz. Türkiye sırtını Atatürk devriminin birikimine dayadığı anda sorunları çok hızlı çözer. O birikim çünkü bir devlet kurduk, bir cumhuriyet kurduk, imparatorluk Doğru. mirasımız vardı. Evet. Osmanlı Devleti de bizim mirasımızdı. Dolayısıyla bu tecrübelerden yararlanmak Türkiye'de bütün liderler için çok önemli. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı ile Kılıçdaroğlu, FETÖ'ye karşı, HDP PKK'ya karşı, PKK'nın siyasi ayağına karşı ve Amerika'ya karşı ve hatta üretim ekonomisi için omuz omuza veriyoruz demesi gerekirken bunu diyemiyorlar. Birçok sebepten dolayı ama bundan en çok FETÖ ve Amerika yararlanıyor şu anda. FETÖ şeyi elini avuşturarak izliyor bu işin kazananı bu diyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri ve Gülen. Peki, bakın Sayın İlker Başbuğlu Cumhurbaşkanı karşıya geldi. Karşı İkisi de FETÖ'ye direnen isimdi. Kaldı ki mağduriyet yaşamış bir isimdir de Sayın Başbuğ. Şimdi bir konu başlığım daha var. Özellikle CHP çok karışık iç siyasette. Üç isim disiplin kuruluna sevk edildi. Bir CNN Türkiye çıkma yasağı delindiği gerekçesiyle. Ne diyorsunuz? Her zaman demokrasiden ve özgürlükten bahseden bir partinin, özellikle tabanına sürekli bu mesajı veren bir partinin böyle bir yasak getirmesi sizde nasıl bir düşünce uyandırır? Şimdi bir defa bu ilk ambargo değil, onu söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP, PKK'ya yakın isimlerle yan yana görüntü vermesini haberleştirdiğimizden, bakınız yorum katıp eleştirmekten, tenkitten bahsetmiyorum. Haberleştirdiğimiz günden beri o ambargoyu Aydınlık ve Ulusal Kanalı yapıyorlar. Tekrar söylüyorum bu cümleyi. Büyük televizyon kanallarına, CNN Türkiye yaptıkları şeyi ambargodan çok önce o ambargoyu Ulusal Kanal ve Aydınlığa yaptılar. Sebebi şu, HDP ile yan yana gelen siyasi çizgiyi haberleştirdik. Bakınız yorum katmadan. Biz aydınlık katabiliriz ama bizi izleyen Cumhuriyet Halk Partili dostlarımız iyi anlasınlar diye diyorum. Evet. Ahmet Türk'le kol kola yürüdü. PKK'lı isimle şurada şu buluştu. Beşiktaş'ta bir toplantıda Kürdistan konuşmasını aynı mikrofondan yaptı. Urla Belediye Başkanı FETÖ'den tutuklandı. Bunların hepsi nesnel, siz de tecrübeli bir gazetecisiniz.
Yorum katmadan, bakın bugünkü manşetimiz de öyle. Yorum katmadan veriyorum. Abdullah Gül'ün peşine takılıyorsunuz diye. E şimdi bunu yaptığımız için Cumhuriyet Halk Partisi'nin birçok milletvekili ne ulusal kanala geliyor ne Aydınlık Gazetesi'ne demeç veriyor. Bu hak mı? Yani bu şeyin basın özgürlüğünü savunuyordunuz hani. Üstelik size madem bu konularda buralara kendinizi dikkat... Kendinizi anlatma şansınız da var. Aynen öyle. Şimdi şansınız var şimdi yani. Bir de şunu... Madem burada katılmıyorsunuz, nesnel haberi bile verilmesine karşı çıkıyorsunuz. Nesnel haberi bile. O zaman gel anlat. Kendinize mi güvenmiyorsunuz? Kendiniz, yani ulusal kanal izleyicisinin karşısında siyasetinizi izah edemeyeceğinizi mi düşünüyorsunuz? Dolayısıyla burada bir bunun altını çizelim. İkincisi şu. Bakınız, bir önceki Sayın Deniz Baykal döneminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmay kadrosu devlet yönetmiş, devletin çıkarını her şeyin üstünde tutan bir ekipti. Şimdi Türkiye'ye muhalefetle hükümete muhalefet çizgisini ayırt edemeyen birçok kişi var. Açık söyleyeyim. Yani Erdoğan'a muhalefet edeceğim diye Türkiye'ye muhalefete odaklanmış bir ekip var. Dolayısıyla burada Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin içerisinde Tuncay Özkan'ın kararıdır bu. Biz kendi medyamızı büyütelim. Boykot kararı ile işaret fişeğini yakalım ve kendi medyamıza yığınak yapalım. Ama zaman zaman da aynı Tuncay Özkan ve aynı CHP konuşturulmamaktan, kendilerine yer bulamamaktan, kendilerini ifade edecek kanal bulamamaktan ya da gazete bulamamaktan dem vuruyorlardı. Çıkarılmıyoruz, konuşturulmuyoruz. Hiç öyle bir şey zannetmiyorum. Bakınız biz 50 yıllık ambargo yiyen bir siyasi hareketiz. Ama sayı hatırlayınız Sayın İmamoğlu 31 Mart seçimlerinden önce neden beni TRT'ye çıkarmıyorsunuz diye evet. Çok sempati toplayan açıklamalar yapmıştı. Ama o dönem Sayın Binali Yıldırım'la en çok biz dakikaları hesaplamıştık. En az ben çıkmıştım. Topu 12 dakika çıkmıştım televizyonlara. Binali Yıldırım'la, Sayın Binali Yıldırım'la Ekrem İmamoğlu çok yakındı birbirine. Saatlerini hesaplamıştık. Biz o zaman bir basın açıklamasıyla duyurmuştuk. Haksızlık yapılıyor diye. Dolayısıyla burada dediğiniz gibi aslında şu anda en çıkarılmayacak, yani 50 yıldır ambargo yiyen bizim fikirlerimiz, biz köktenci çözümler öneriyoruz hep. Yani Türkiye'nin kurtuluşu için içinde bulunduğu sorunlardan dolayı. Bizim fikirlerimiz her zaman aman şeyiyle karşılanıyordu televizyonlarda. Ama şimdi bakınız en çok kavga... Her akşam bir yerdesiniz. Evet, yani davet geliyor çünkü çözüm, Türkiye çözümünü arıyor. Her akşam bir yerdesiniz. Evet, çözümünü arıyor. Ben o programlarda şunu biliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok yöneticisinin davet edilip de gelmediğini biliyorum. Çünkü bize program listesi, konuk listesi yollanıyor. Doğru. Bakıyorum orada şey var, Cumhuriyet Halk Partili isimler var. Sonrasında göremiyorsunuz. Ertesi gün gelmiyorlar. Şimdi dolayısıyla burada... Aslında bir ambargo yoktu Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Cumhuriyet Halk Partisi şöyle bir şey yaptı. Bence çok basit bir şey bu. Kendi medyasını büyütmek için bir hamle yaptı. Oraya dikkati yoğunlaştıralım diye. Ben size tersten söyleyeyim. Esas bizi onların televizyonu çağırmıyor. Yani beni Akit TV çağırıyor. Beyaz TV çağırıyor. Pınar Hanım geçen Pınar hafta Hanım çok güzel bir söyleşide. Evet, çok güzel bir söyleşide bulunduk Pınar Hanım'la. Evet. Şimdi bütün televizyonlar çağırıyor. En kavga ettiğimiz kişiler. Evet. Bakınız ben yine geçen hafta gittim Akit'te. Evet. Kendimizi bir Abdülhamit Atatürk tartışmasının içerisine bulduk. Yaptık tartışmamızı, verdik kavgamızı. Tabii Türkiye'nin çözümlerine odaklanarak geldik. Evet. Şimdi yani en tartıştığımız kişiler bile çağırıyor da evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin medyası bence kimseyi çağırmıyor. Bir de ona bakmaları lazım. Evet, yani çok kısa bir cümleyle soramadığım çok soru var. Ekrem İmamoğlu'nun belediye meclis toplantısında AK Partili meclis üyesiyle küfürleştiği iddiaları var. Sayın İmamoğlu zaman zaman kayak tatiliyle, Bodrum tatiliyle ve bu tatillere yaptığı açıklamalarla gündeme gelir oldu. Ve en sonunda da belediye meclis üyesiyle küfürleştiği iddiası var. Bir iki cümleyle görüşlerinizi alayım. Tabii yakışmıyor, doğru değil. O şeyi biliyorum, olayı da biliyorum. Doğru maalesef. Reddetmedi kendisi. Ama bir itlik, basitlik tartışması da yaşadığımızda biraz Ordu'da bunun ipucunu Ordu'da ipucunu almıştık. Sayın İmamoğlu belediyeye odaklanmıyor. Başka görevlere odaklanıyor. Temel hatası ve sinir sisteminin çok hızlı yıpranmasının sebebi bence bu. Yani belediye... Neye odaklanıyor mesela? Cumhurbaşkanlığına odaklanıyor. Çok erken değil mi ama daha dün bir, bugün iki buna tabii odaklanmak ki erken ama için. Siyaset öyle bir şey ki. Ben kendimi de, yani ben Vatan Partisi üyesiyim, ben bir devrimciyim ve hiç hayatımda şöyle bir cümle kurmak aklıma gelmez. Yarın bırakırım siyaseti, bana ne? Son açıklamalarından birinde öyleydi. Evet. Yani siyasi mücadele emekçi halk için, vatanımız için bir kamu görevi, kamu borcu. Evet. Bu ülkeye borcumuzdur. Evet.
Ben hele devrimci motivasyonla yapınca, evet. Atatürk devrimini kararlılıkla savunma, anti-emperyalist bilinçle yapınca şu cümle hiç aklımıza gelmez. Yarın bırakırım siyaseti diye. Dolayısıyla evet, burada peki. Benim en çok dikkatimi çeken peki. Oydu. Yarın bırakırım peki. Diyen kişi her an bırakabilir. Sohbetinize doyum olmuyor İlker Bey. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ederim ama tamamlamak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki haftalarda yine sizi ağırlamayı çok arzu ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Efendim, ederim. Bugün itibariyle noktalayacağız. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde ben yeniden burada olacağım. Stüdyo konuğumuz yarın disiplin kuruluna sevk edilen eski devlet bakanı Mehmet Sevigen olacak. Önemli açıklamaları olacak. Yarına kadar kendinize ve dahi sevdiklerinize çok iyi bakın.